Evet, yeni bir düşük bütçeli videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bunu bir seri haline getireceğim. Hoşuma gidiyor artık benim de çünkü düşük bütçeli insanlar izliyor yani. Bugün yine o ne diyor test çözeceğiz gördüğünüz gibi. Başlayalım yani öyle. Uyku geldi. Evet. El falına göre kaderindeki kişiyi anlatıyoruz. Öncelikle şu bilgi, 3 tane çizgi tipi varmış. Normal çizgi, kırık çizgi, dallı çizgi. Bu senin yaşam çizgin. Hangi elim olacak? Sağ mı sol mu ya? Bu olsun. Evet, eline en uygun olanı seç. Yaşam çizgim nereye kadar uzanıyor? Avcumun sonuna kadar uzanıyor. İnce olsa da kırık ya da dallı değil. Avcumun sonuna kadar uzanıyor. Kalın ama birçok yok. Yok, kalın ve dalı yok. Siz tabi çok göremezsiniz ama. Ha, burada da varmış. Oho, ben bu testi mi yap? Bu ne kardeşim ya? Başlarım kaderime. Başka bir test buldum. Bu daha hoşuma gitti. Gizemli. 8 soruluk görsel yorumlama testi bilinçaltındaki gerçek kişiyi %100 açıklayacak. Bir de %100 yazmışlar. Bakalım. İlk olarak bu görseli gördüğünde içinde hissettiğin şey bunlardan hangisi oldu diyor. Sıcak bir bana verdiği mutluluk hissi. Her ne olursa olsun içimizdeki şefkatin merhametin hala var olduğu duygusu. Çocukluğun ne kadar masum sevgi dolu hissettirdiği daha farklı şeyler. Şimdi burada tavuk var. Tavuk yumurtlar. Bu tavuğun civcivi. Civciv su içiyor. Kadın. Evet. Çok farklı şeyler hissettim. Peki çok şey ifade eden bu görseli nasıl yorumlayacaksın? Ha. Geleceğin hiç parlak olmadığını. Binaların gelecek parlak değil. Sence bu görseldeki adam neler hissediyor? Bence çok büyük aşk acısı çekiyor. Eli kolu bağlanmış çaresiz. Sanki özlediğin eli kolu bağlanmış bence bunun. Baksana tipine. Ha, bu reklam. Bu görsele baktığında neler hissediyorsun? Özlediğim çocuğu, yaşama sevinci, saflığı, temizliği. Yaşama sevinci mi bu? Ne ki bu? Yaşama sevinci hissedeyim hadi. Ben aslında hiçbir şey hissetmiyorum ya. Niye öyleyim ben? Bu ormanın yeşilliklerine, güzelliğine baktığında neler hissediyorsun? Orman çok güzel. Ormanları çok severim. O yüzden özgürlüğümü. Peki bu görsele baktığında sende bunlardan hangisi çağrıştırıyor? Ama şimdi buraya koymuşlar bunu. Ben başka yani. Burada bir sürü neyse ben cinsellik. Bu kadın sence neyi düşünüyor? Geçmişte yaşadıklarını, belki insanın benzeri, aslında yapayalnız olduğu gerçeğini. Ya aslında yapayalnız olduğunu. Düşen bu yaprak tanelerini görünce içinde hangi his oluşuyor? Umutlarım yok oluyor. Senin bilinçaltında yalnız bir kişi var. Ya bilinç üstüm de yalnız, altın da her türlü yalnız aslında. Sadece bilinçaltım değil. Neyse okuyalım. Senin bilinçaltında yalnız bir kişi var. Sanki etrafındaki insanların hiçbiri seni anlamıyor gibi hissediyorsun. Herkes anlamış gibi yapıyor ama seni asla dinlemiyor. Kimse senin gibi hissetmiyor, sevemiyor. Ya çok kötü oldum ben arkadaşlar. Evet, tek soruda libidon ne kadar yüksek? Tek soruda libidomun ne kadar yüksek olduğunu söyleyecekmiş. Haydi ayak şeklini seç, libidonun ne kadar yüksek olduğunu söyleyelim. İnanılmaz ya. Ayak şeklim. Ayak şeklim nasıl ya? Şu sanki. Şu. Aynı şu bak, aynı.
Aynısı. Evet. Senin libidonun düştüğünü hiç görmedik mi? O kadar yüksek ki düşürebilir hele. Geç abi, ayakla mı olacak iş bu ya? Saçma sapan. Sırtından vuracak kişi bakalım kimmiş? O ne diyor? Bize bunu da söyleyecek sağ olsun. Cinsiyetimi seçeyim. Yaşım 18. Asla tahammül edemediğin insan tipi. Karşındaki insan. Aslında yavaş yürüyenler yok mu? Yavaş yürüyen diye bir şey. Kimseye bir veremediğim yok benim. Yani sorumsuz iş arkadaşım. İki yüzlü hayattaki insan kıymeti asla. Karşımdaki en ufak bir yalanı yakalasam bile benden şartlar atıyor. Yalan diyelim. Sen bu hayatı ne için yaşıyorsun? Aşk için, aile için, parayı, başarı, dost. Para için yaşıyorum. Boş zamanlarını genel olarak kimlerle veya nasıl geçirmeyi tercih ediyorsun? Sevgilimle vakit geçiriyorum tabii genelde. Sen daha önce kimseyi sırtından vurdun mu? Sen daha önce kimseyi sırtından vurdun mu? Ya CS'de vurdum tabi, evet. Son olarak maddi olarak sıkıntılı bir süreçtesin. Ailenden de yardım alamıyorsun. Bu durumda önce hangisine koşarsın? Arkadaşıma mecbur. İş arkadaşım mı? İş arkadaşım sırtımdan vuracak ha beni. En azından iş bulabileceğim ileride. O ne diyor, teşekkür ederim. Sağ ol, gerçekten iş bulabileceğimi sevindim şu anda. Teşekkürler ona diyor. Çok çılgınca bir şey geldi aklıma. Mayın tarlası oynayacağım. Yanarsam çekiliş yapacağım. Ne çekilişi olduğunu sonra söyleyeceğim eğer yanarsam. Mayın tarlasında çok iyiyim bu arada. Başlayalım. Şimdi bunun etrafında bir tane mayın varmış. Demek ki şu mayın. Şunun etrafına bir tane varmış. Demek ki bu da mayın. Şunun etrafına bir tane varmış. Ya hesaplayamam. O kadar TYT çalışmıştım aslında ama. Neyse, çekiliş yapacağız artık. Evet, ne çekiliş yapacağımı düşündüm ve buldum. Bir adet Dimes karışık meyve suyu çekilişi yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dimes karışık meyve suyu. Kaç mililitre? 200 mililitre. Dimes karışık meyve suyu çekilişimize aşağıdaki linkten katılabilirsiniz. Yakın bir zamanda çekerim. 3 gün içinde çekilişi yaparım. Katılan arkadaşı da ulaştıracağım. Evet, Dimes karışık meyve suyu çekilişimiz. Ya gerçekten büyük bir ödül. Bakalım şanslı kişi kim olacak? İlk çekilişimiz bu arada kanalın. Hayırlı olsun.